İyi günler sevgili izleyiciler. Turkuaz TV'ye hoş geldiniz. Ben sunucunuz Arda Berber. Her hafta olduğu gibi programımıza başlarken siz değerli izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Soğuk havanın kendini iyice hissettirmeye başladığı Aralık ayı, Kanada'da yaşayan bizler için Christmas tatil döneminin yaklaştığı şenlikli bir ay. Christmas'a bir aydan az bir süre kaldı ve Toronto'nun her yerinde Christmas pazarları açılıyor. Toronto Distillery District'teki geleneksel Christmas Market'i 17 Kasım'da ağaç aydınlatma töreniyle açıldı. Christmas Market pazartesi hariç her gün 12'den itibaren ziyaretçilerini bekliyor. Christmas Market içinde yer alan mağazalar, restoranlar ve kafeler ise haftanın her günü saat 10'dan itibaren kapılarını açıyorlar. Distillery District Christmas Market'e girişlerin hafta içi saat 16'dan sonra ve hafta sonları ücrete tabi olduğunu hatırlatırız. Kanada, uluslararası öğrencilerin haftalık çalışma sınırını kaldırdı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 15 Kasım 2022'den 31 Aralık 2023 tarihine kadar uluslararası öğrencilerin haftada 20 saat olan sınırlı çalışma izni kaldırıldı. Hali hazırda öğrenim izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler de başvurularının onaylanması halinde bu geçici değişiklikten yararlanabilecekler. Bu karar birçok uluslararası öğrenciye Kanada'da değerli iş deneyimi kazanmaları için daha büyük bir fırsat sağlayacak ve Kanada'nın pandemi sonrası büyümesini sürdürmek için çalışanların mevcudiyetini artıracak. Kanada'da potansiyel olarak ek saatler çalışabilecek 500 binden fazla uluslararası öğrenci ile bu geçici değişiklik uluslararası öğrencilerin eğitimlerine devam ederken iş gücü eksikliğini gidermede oynayabilecekleri önemli rolü yansıtıyor. Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Departmanı çalışma izni uzatma işlemlerini otomatikleştirmek için bir pilot proje başlatıyor. Bu pilot uygulamaya dahil edilen başvuru türleri, tüm başvuru sahipleri daha önce Kanada'da okumak için onaylandığından sürekli olarak yüksek bir onay oranına sahip. Pilot uygulama, başarılı olması durumunda işlem sürelerinin azaltılmasına yardımcı olmak ve memurların daha karmaşık uygulamalara odaklanmasına olanak sağlamak için genişletilecek. Efendim sırada duyurularımız var. Covid nedeniyle son 2 yıldır yapılamayan Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Genel Kurul toplantısını 11 Aralık Pazar günü saat 13'te federasyon ofisinde gerçekleştiriyor. Toplantıda mali ve denetim kurulları raporları sunulacak, yönetim ve denetmen seçimleri yapılacak. Federasyon seçimlerinde aday olacakların üye derneklerden en az biri tarafından aday gösterilmesi gerekiyor. Ankara Kitaplığı sanatseverleri Büyük Diva Leyla Gencer anısına hazırlanan Leyla Gencer La Diva Turca adlı belgeseli izlemeye davet ediyor. 11 Aralık Pazar günü saat 14'te Innis College'da yapılacak olan gösterime belgeselin senaryo yazarı Zeynep Oral ve yönetmeni Selçuk Metin de katılacaklar. Türk girişimci ve profesyonelleri bir araya getirmek ve işbirliği sağlamak amacıyla Toronto'da faaliyet gösteren TEPAK,
bu hafta yeni bir etkinlikte toplum üyelerimizi bir araya getiriyor. 7 Aralık günü saat 18.30'da Toronto Metropolitan Üniversitesi'nde yapılacak olan TEPAC Talks etkinliğinin konuşmacıları, Kanada Türkiye Business Council Executive Director Mike Ward ve Ontario Chamber of Commerce President and CEO'su Rocco Rossi olacak. Etkinliğe katılım için kaydınızı Eventbrite üzerinden yaptırmanız gerekiyor. Ozan Boz ve Özgü Özman'ın yer aldığı Minor Empire müzik grubu, Dünyayı Güzelleştirelim sloganıyla başladıkları konser serisine Ocak 2023'te de devam ediyorlar. Ocak ayındaki konserlerinde Norveçli gitar öncüsü Eivind Arsend ile bir araya gelecek olan grup, 12 Ocak'ta Toronto Small World Music Center'da, 13 Ocak'ta Ottawa Arts Court'ta ve 14 Ocak'ta Montreal La Sala Rossa'da sahne alacaklar. Turkish Canadian Cultural Association of Calgary, bir süre önce başlattıkları pazar okulunda çocuklar için Türkçe ve Ebru derslerinden sonra şimdi de folklor derslerine başlıyor. Dernek, önümüzdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuk folklor ekibinin gösterileri için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Folklor dersleri pazar günleri 15.30-16.30 saatleri arasında Western Canada High School'da yapılıyor. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra programımız devam edecek. Sayın seyirciler, şimdi sizlere Turkuaz TV'nin özgün yapımlarından ve ilk yayınlandığında sizlerden çok beğeni alan Bestelenmiş Sözler programından çevirmen, şair, entelektüel, akılcı, açık sözlü edebiyat insanı Can Yücel'in yaşam öyküsü ve onun bestelenmiş şiirlerinden oluşan şarkıların yer aldığı bölümü ekranlarınıza getiriyoruz. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. O kadar iyi. Sen miydin o, yoksa yalnızlığım mıydı? Kör karanlıklarda açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri, yakanda bir amonyak çiçeği. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yalnızlığım benim, sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak, bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Öyle açık, öyle seçikti ki düştüğüm yer, başucumda bir sen vardın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi. Yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in sesinden biraz önce dinlediğimiz Sevgi Duvarı, Türk şiirine zekası, dili, birikimi ve özgünlüğüyle yepyeni bir damar açan şairimiz Can Yücel'in 1974'te yayınladığı ikinci kitabına adını veren vurucu imgelerle dolu çok sevilen şiiri. Şiire eşlik eden melodi ise Ahmet Kaya'nın aynı isimli şarkısı. Kaya da bestelediği Sevgi Duvarı'nı şairimiz gibi 1990'da çıkardığı albümüne başlık olarak seçmiş. Evet, bugünkü bestelenmiş sözlerin şairi, gazeteci yazar Zeynep Oral'ın tanımıyla şiirleriyle kahkaha çiçekleri üreten, sözcüklere habire takla attıran,
dizeleri rengarenk çemberlerde fır döndüren yaramaz bir çocuk, imgelere pamucunu ters giydiren bir sihirbaz Can Yücel olacak. Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardın çimen yeşilliğince. Can Yücel 1929'da İstanbul'da dünyaya gelir. Bir de ikiz kız kardeşi vardır, Canan. Yıllar sonra Milli Eğitim Bakanlığı dahil çeşitli görevlerle genç cumhuriyete hizmet verecek babaları öğretmen Hasan Ali Bey, Can ile Canan'ı yakıştırmıştır ikiz evlatlarına. O öyle yakıştıra dursun, kardeşler habire kavga ederler evde. Sonunda Can, 3. sınıftayken devam etmekte olduğu Boğaziçi İlkokulu'na yatılı gönderilir. Dizelerinde ben hayatta en çok babamı sevdim dediği asıl Canan'ı babasıdır. Ona yazdığı düşünülen şiirlerinden birinde şöyle seslenmektedir. Bu sabah uyanırken tam karşıma çıktın. Bu sabah uyanırken tam. Bu sabah uyanırken tam karşıma çıktın. Bu sabah uyanırken tam. Kara karaydı gözlerinin akları. Kara karaydı gözlerin. Dargın mıyız, dargın mıyız, dargın mıyız yoksa dargın mıyız? Dargın mıyız, dargın mıyız, dargın mıyız yoksa dargın mıyız? Yücel babasının bakanlık görevi nedeniyle taşındıkları Ankara'da Dil Tarih Fakültesi'nde Alman filolojisi okur. Tek partili rejimin bakanının oğlu olmayı benimseyemez. Protokole ilişkin portakal gibi bir şeydir der. Muhalif olan kişiliği 1946'da çok partili düzene geçilmesiyle birlikte politik olarak sol kanatta ifade bulur. Bu eğilimini onaylamayan babası tarafından eğitimini tamamlaması için gönderildiği Cambridge'den diplomasız döner. Ardından Kore'ye askere gider. Arada Hasan Ali Yücel onun ilk şiirlerini içeren kitabı Yazmayı bastırır. Ülkeye dönüşünün ardından hayatının en büyük aşkı, yaşamak düğünse sen orada gelindin. Seni soydum Güler, dünyayı giyindim dediği Güler Yücel'le evlenir. 1959'da dünya şairlerinin şiirlerinin yer aldığı ilk çeviri kitabı Her Boydan yayınlanır. İleriki yıllarda Lorca, Brecht ve Fitzgerald gibi edebiyatın devleriyle çeviriye devam edecektir. Ama göz bebeği Shakespeare'dir. Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş, inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız olan kız erden dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görünmüş, el emeği, göz nuru, ötlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Az geçtim bu dünyadan,
dünyandan geçtim ama seni yalnız komaklar, o koyuyor adama. Can ve Güler çifti şairin BBC Türkçe servisinde bulduğu iş nedeniyle 58-63 aralığında 5 yıl yaşadıkları Londra'da 3 çocuk sahibi olurlar. Hasan, Güzel ve Su. Yurda dönüşün ardından Yücel çeşitli dergilere şiir, bazı gazetelere ise siyasal yazılar yazar. İkinci kitabı Sevgi Duvarı 1973'te yayınlanacaktır. Sanat tarihçi, gazeteci yazar Zeki Coşkun, son derece otonom, yerli, harbi, devingen, kendine mahsus ses taşıyan şiirler şeklinde tanımlar kitabın içeriğini. Arada 12 Mart darbesi gerçekleşmiş, askeri mahkemelerin yargıladığı aydınlardan biri de Can Yücel olmuştur. Şair siyasal çevirileri nedeniyle 15 yıla mahkum edilir. 74'teki afla hapisten çıktığında 3. kitabı Bir Siyasi'nin Şiirleri hazırdır. Bu kitap çağdaşlarının tarifiyle Yücel'i geniş okuyucu kitlesiyle buluşturan öfkeli, alaycı, boyun eğmeyen şiirlerden oluşur. Aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun sana çocuk, aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun, aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Acıyorsam sana, anam avradım olsun. Acıyorsam sana, anam avradım olsun. Elbette Türkiye'de de en uzun koşuysa devrim, o onun en güzel, en güzel 100 metresini koştu. Eğilip kopurladı lüberden, hiç sekmezler misinen? Eğilip kopurladı lüberden, hiç sekmezler misinen? En hızlısıydı hepimizin, en hızlısıydı hepimizin. İlk o göğüsledi. Yücel 74 sonrasında birbiri ardına dizeler şiir kitaplarını. Kuzguncuk da oturmaktadırlar, çocuklar büyümektedir ve şair mutfak masası dahil olmak üzere evin her köşesinde yazar. Şiirini şöyle anlatır. Davetsiz misafirdir, pat diye gelir. Ya bir Afrika menekşesini ya da ölen bir delikanlıyı bahane eder, oturur karşıma, kaldırabilirsen kaldır artık. Ölüm ve oğlum, rengarenk, gök yokuş, beşi bir yerde, can feda, bir çocuk bu dönem basılan kitaplarıdır. Şiirlerinde yaşamı keskin, zeki bir mizah ve ironi ile ele alır Can Yücel. Yalın ama fişek gibidir şiiri. Uyandırmak, harekete geçirmek, değiştirmek ister. Ama esas olan ardındaki bilgeliktir der gazeteci yazar şair Metin Celal. Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. Gibiymiş sessiz ve karanlık. Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin. Susarmışız öyle bir sakin derenin. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık. 1989'da şiir kitaplarının birinin başlığında Mekanım Olsun diyeceği Datça'ya yerleşir Yücel çifti. Aralarında Kuzgun'un yavrusu, Ma Aile ve Alavara'nın da bulunduğu kitapları bu dönemin ürünleridir. Bir yandan da mizah dergileri Leman ve Öküz'de yazmaktadır. Yine bu dönem 99 seçimlerinde barajı geçemeyerek meclis dışı kalacak ÖDP'nin İzmir milletvekili adayı olur. Kanserli bir ülkeye ancak kanserli bir şair doğru teşhis koyabilir şeklinde açıklar bu girişimini. Evet, 97 yılında bademcik kanseri teşhisi konmuştur ve 2 yıldır zor bir tedavi sürecinden geçmektedir.
1999'un 1 Ağustos gecesi şair yazar Şükran Yurdakul'un ifadesiyle gözünü budaktan sakınmayan kabadayı Can Baba en güzel şiirim dediği yaşamına gözlerini yumar. Sizleri programımızın açılışında karşıladığım Sevgi Duvarı ile uğurlamak istiyorum. Can Yücel'in mezar taşına kazınmış, belki de onu en iyi anlatan Güzelim şiirinin son dizesiyle. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Hoşça kalın. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak, bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Öyle açık, öyle seçikti ki düştüğüm yer, başucumda bir sen vardın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi, yalnızlığım benim, çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi paylaşmak ve Kanada'nın neresinde olursanız olun Turkuaz TV gönüllüsü olmak için bizlere info@turkuaz.ca e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Yayın akışımız ve Turkuaz TV'deki gelişmeler için bizi Twitter, Instagram, Facebook hesaplarımızdan takip edebilir ve YouTube kanalımıza üye olarak geçmiş yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Tüm Turkuaz TV gönüllüleri adına havaların soğuduğu bu günlerde kendinizi sıcak tutun diyor. Hepinize sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.